Adım Mehmet Küçük, radyoloji teknikeriyim. Hayvan çeken, pet görüntüleme adı altında bir işim var. Türkiye'de tek ben yapıyorum ve kedi ve köpeklerin kurtarıcısıyım. Motor sitete nasıl başladım? Bu benim sevdiğim bir hikaye. Babam Ramazan'da 30 gün oruç tut, sana motor sitet alacağım dedi. Yıl 91'de. 30 gün oruç tuttum. Ve babam bir tane Super 51 mobilet aldı bana. Ama bir gün tutmadı. Böyle dağları falan yürüyüşe gittik amcamın oğluyla. Bir gün tutmadım ve bakkal Nihat'tan Halley yedim. Bütün köy tabii benim 30 gün oruç tutunca motosiklet kazanacağımı biliyordu. Ve kahvede Halley'ciğimle babamın yanında soruyorlar falan. Ben de geriliyorum çünkü mobilet yani motosiklet alacağım, 15 yaşındayım falan. Babam tabii o zaman babam şey dedi, benim oğlum yalan söylemez dedi. O bir günü de ben de hayır yalan söylüyorum demedim motosiklet için. Sonra babam motosiklet aldı ve motosiklet hayatım 91 yılında başladı. Keyifliydi ama böyle o başladığı dönemde hiç böyle motosiklet, gezgin böyle falan filan hiç o moda girmedim. Mobilet, ulaşım aracı, rüzgar vuruyor, kokular geliyor, keyifli. Ama çünkü 91'inde öyle bir, en azından Ödemiş'te büyük motosiklet kültürü yoktu. Görüp göreceğim biri yoktu, örnek alacağım biri yoktu. Öyle başladım motosiklete. Şöyle diyeyim, ailemin tepkisi ilk mobilet aldık. Ondan sonra mobiletten sonra babam bana kendi arabasını kurtarmak için Honda Kinetix aldı. Hani genelde real yaklaşıldı anladığım kadarıyla ailede. Hani motosiklet alırsak arabamızı kurtarırız gibi yaklaşıldı ve ta ki büyük motor alıncaya kadar bu küçük motorlardan sonra 97 yılında, 95 yılında sanıyorum bir 4 silindirli ara seri olan FZR 400 aldım ben. Orada tabii biraz ailede şey oldu yani, annem bu ne lan deyip böyle çok böyle bağırıyordu da. Tamam, biraz sorun oldu ama artık annem şey diyor mesela, hızlı gitme oğlum diyor. Yani gitme yapma demekten ziyade hızlı gitme, yani dikkat et oğlum falan filan şeklinde telkinlerde bulunuyor. Hatta bir dönem motosikletimi satmıştım. Abimle toplantı yapmış annem, Mehmet'e motor alalım, psikolojisi bozulur çocuğum diye. Hani o anlamda aileden şanslıyım. Ya ilk kez 25 yıl olduğu için bineli hiç hatırlamıyorum ne hissettiğimi. Ama hiç unutmadığım his, o Honda Kinetix'i aldığında babam uçan halıya bindiğimi zannetti. Hiç unutmuyorum onu. Aman tanrım, böyle uçan halıdayım, böyle altında böyle müthiş bir araç var falan, böyle çok keyifliydi o. Ya şöyle söyleyeyim, yani 25 yıl boyunca saymadım. Hep birinin bindiği motoru gözüme kestirdim. Ya motor güzel gözüküyor. Mesela Fatih'in bindiği motor şu 990, hoşuma gidiyor o makine. Hani bir markanın fanatiği olmadım. Yani sevmiyorum da o muhabbetleri. Ama şey, hani böyle tadımlık bir ona deneyeyim, pişman olayım falan filan. Mesela GS 1200'de eskiden herkesi överdi. Ben de o zaman kapanort vardı. Gıcık olurdum böyle, o ne ya falan derdim falan. O kadar para versem ben de güzel olurum falan filan derdim. Sonra merak ettim yani, bu kadar insan yanılıyor olamaz diye. Gittim aldım. 4 tane aldım sattım falan filan. Hani şu an modelli bir şey var. Ama memnunum, çok memnunum. Ama dediğim gibi fanatik değilim. Bunu değiştirip daha kötüsünü de alabilirim, daha iyisini de alabilirim. Hani hayat böyle deneyimler diye düşünüyorum. Şu anda en keyif aldığım, şöyle söyleyeyim, 98 yılında ZX7 almıştım. Hani o zaman takdir edersin ki böyle 20 yaşlarındayım falan. Yani hayatımdaki en güzel, heyecanlandıran. Hani ilk zamanlar kullandığımız o makineler çok çok keyif veriyordu insana. Bir de zordu, bozuluyordu, bilmem neydi. Yollarda kaldığımı hatırlıyorum falan filan. Keyifliydi ama hani en zevk aldığım oydu. Ama şu an en konforlu GS'de konforluyum yani. Çok konforluyum, haddinden fazla.
Şöyle söyleyeyim, her amaçla. Her. Yani lastikle, tekerlekle yapılabilecek bütün gereçlerimi, işlerimi motosiklet yapıyorum. Genelde son 7-8 yıldır topraktan gitmeye çalışıyorum. Hemen hemen 20 ülke gezdim. Ama 20 ülke dediğim yani Avrupa. Hani ve biraz da böyle Gürcistan, Azerbaycan tarafı gezdim. Ama hani Türkiye'den ve mesela Gürcistan gezilerimi tamamen dağlardan yaptım. İki kere. Hiç toprağı görmedim. Hatta 17 motor çıkıp yola 10 motor falan geri döndük. Hani böyle biraz toprak olunca şey oldu, sorunlar çıktı ama çok keyifli. Yani asfaltın dışına çıkmak, insanların görmediği yerleri gördüğünü hissetmek, bir de dağlarda gezerken motosikletle bir seyyah muamelesi görmek. Çünkü insanlara en yakın, ata en yakın, evrimsel olarak böyle aklıma geliyor, düşünüyorum. Çünkü motosikletle gelen birine direkt evini açıyorlar. Direkt sofrasını açıyorlar. Hani korkarsın. O kadar yani, üstüne geliyorlar. Nereden geliyorsun, ne yapıyorsun, bin. Çünkü bir de sefil halde gittiğin için oraya toprak, toz, kum falan böyle biraz da acıma duygusu yaratıyor olabilir insanlarda. Motosikleti en çok da bu yüzden seviyorum. Hani bir seyyah muamelesi görmeni sağlıyor. Yani ama sorun cevabı olarak 20 ülke gezdim. İnşallah devam edeceğiz gezmeye de. İnsani olarak Romanya, hani motosiklet dostu olarak Romanya, yollar olarak biraz böyle Avusturya, Slovenya Alpleri'ydi. Bir de böyle Slovenya'da yoldan falan çıktık biz böyle, bayağı böyle haritada kesinlikle paralı yolları çıkar yapıp böyle garip garip yollara girdik. Toprak moprak böyle. Hani Alpler şimdilik güzel. Genelde dünya, Güney Amerika'yı çok istiyorum. Hani o Myanmar, oralar çok cezbediyor beni. Hani dediğim gibi de inşallah planlarımız o yönde. Güney Amerika o taraf. Unutamadım, ben 25 yıldır motosiklet kullanıyorum. Unutamadım, birçok anı var. Özellikle böyle meclis oturmalarında susmayabilirim yani. Ama en son unutamadığım anı, Romanya'da yol çalışmaları vardı. İşte ben kız arkadaşımla gittik. Onda 660 vardı. Bende işte GS vardı. Ama onu iş lastikli. Böyle yol çalışmaları olduğu için biz yol çalışması olan yere inip böyle gazlıyoruz. Böyle millet bekliyor. Biz topraktan gazlıyoruz. Ama tabii işin aslı o değilmiş. Orada çiviler varmış abi. Ve Özge de iki tane çivi almış. Ve inik olduğunu fark etmediği için de lastiği yarmış falan. Sonra Romanya'da bir baktık böyle geziyor. Rabagani diye bir kasabada. Sonra sağa yanaştık. Pazar günü biliyorsun, pazar kutsal gün onlar için falan böyle. Herkes böyle giyinmiş falan böyle. İşte kiliseye gidiyorlar. Biz de böyle oturduk. Ne yapacağımızı bilmiyoruz pazar günü ve iç lastikli. Yani sprey bilmem ne her şey var ama onu, lastiklerini yeni aldık. Hiç patlayabileceğini düşünmedim. Bir hataydı bu. Biraz da lastik yine patlayacak abi, Avrupa'ya geleceğiz falan yaptı bana. Ben de böyle cahil cesaretine vurdum olayı. Neyse. Abi böyle bisikletçiler yanaştı. İki tane ağabey böyle bisikletle, yani oranın halkı normal böyle eski bir bisiklet. Hiçbir şey bilmiyoruz. Onlar İngilizce bilmiyor. Biz Romanca ne bilmiyoruz. Gülme geliyor, tamam abi. Yamayacağız lastiği diyorum, tamam mı? Böyle sandalyeleri açtık, biz oturuyoruz. Sonra lastiği yamayacağız ya. Abi lastiğin çapını ölçüyorlar. Mobilet lastiği getiriyorlar. Bu olur mu? Hayır diyorum, o mobilet lastiği olmaz. Şöyle söyleyeyim. Duyan geldi. Gören geldi. Duyan, gören, gelen telefonla arayıp çağırdı geldi. Herkes geldi. Tamam mı böyle? En son lastiğin başında 9 kişi vardı. 9 kişi ya böyle. Ben de böyle hiç elim bir şey değil mi? Böyle bakıyorum. Traktör lastiği yarılmış çünkü. Yani traktör, bir tane arabayla yaması olan birini çağırdılar. Özel yama kutusu koyuldu böyle. Yamalar seçiliyor falan. Neyse. Adamlar motosikletimizi yaptılar. Çocuğun biri motorun altında taktı onu. Bana dokundurtmadılar. Ne yapacağım bilmiyorum ben yani. Adamlar yapıyor yani. Neyse. Yaptık, taktık, tamam. Gayri ihtiyarı olarak yani borcum hani how much money falan diyorum ben. İnanın çok acıklı bir sahne oldu orada. Gülümseyerek uzaklaştılar.
gülümseyerek ya. Ve ben ağlayacak gibi oldum yani orada. Herkes yavaş yavaş bisikletini aldı. Şöyle gülümseyerek falan uzaklaştılar. Ben hayatımın yani en güzel günlerinden biriydi. Ben böyle yurt dışında çok sorun yaşamıyorum. Hani ve genelde de hep çıkarken Bulgar'da aman dikkat et şu olur, Romanya aman deyin hırsızdırlar falan filan. Yok Gürcistan'da motoru dışarı bırakma. Hayır. Ben ne yaşadıysam bu ülkede problem yaşadım. Yurt dışında hiç problem yaşamadım ve şu ana kadar hep iyilik gördüm. Yani hep iyilik gördüm. Hep ben bir seyyahım onların gözünde. Ve şey, Türkiye'de de bunu söyleyebilirim aslında ama genelleyemem. Hani bir salkım üzüme 20 lira verdim yerler oldu Karadeniz Dağı'nda. Hani krizi fırsatı çevirenler de oldu. Ama Avrupa'da böyle bir şey yaşamadım. Ha şöyle söyleyeyim, ben işte bu deneyimlerimden grup sürüşlerine katıldım. Genelde sağlıkçı olduğumdan mütevellit hastanelerde geçti. Çünkü grup sürüşlerinde genellikle kazalar oluyor ve kim? Röntgende bildiksin Mehmet tabii gidiyor falan böyle. Hani 3 günümü 2 günü soğudum. Hani gruplardan soğudum. Hani mesleğimden soğudum. Hani niye başka bir iş yapmıyor? Mesela demir doğramacı olsaydım çok daha rahat olacaktım grup sürüşleri. O yüzden de ve grup sürüşlerinde de problem illaki yaşanıyor. O yüzden de karşıyım. Bulunduğum, mensup olduğum grupta mesela toplu sürüş yasak. İkili, üçlü buddy'ler halinde kullanabiliyorsun. Mümkünse hani 1-2 kişi falan artçı da olmasın. 2 kişi, 3 kişi. Keyif almak istiyorsan bu. Yani var. Yani Ride Turkey diye bir gruptayım. Hani 5-6 yıldır oradayım. Genelde böyle büyük motorlarla toprağı seviyorlar. Bana da biraz uyuyor. Yani ve böyle grupta da genelde toplumda elitist bir grup olarak bilinir ama bence herkes sen ben gibi. Hani elitizm eğer orta sınıfsa evet hepsi orta sınıf. Çünkü motorları var, bilmem ne vakti var falan filan. O yüzden de o grubu seviyorum ben. Olabildiğince onların aktivitelerine katılmaya çalışıyorum. Biraz KTM 1290 hoşuma gidiyor. Hani denemek isterim ama yani denemek isterim. Çok pahalı çünkü. Yani alır mıyım almaz mıyım bilmiyorum da denemek isterim. Ki bütün motosikletleri de denemek istiyorum. 11.com budur.